Günaydın, pardon, günaydın. Jandarma nerede, telefon nerede? Ne telefonu? Telefonu soruyorum. Dur bakalım, dur, biraz sakin ol. Sakin mi, sakin olamam. Aman, jandarmayı bulmamız lazım. Telefon nerede, ne? Jandarma nerede? Ha? Ne jandarması? Ya yandaki evde cinayet var, cinayet işlendi. Genç bir kadın Mehtap, dolabı açınca bak diyerekten düştü böyle. Ya, demek bir kadın cesedi ha? Amca lafı bırak, telefon nerede, nerede telefon? Ah gencecik, gitti, nerede telefon? Dur, ben polise bildiririm şimdi, gel sen! Ah, evet! Ah! Bunun manyetesi şey yok, ne? Ah! 2, 3, 4, 5, 6... Fişe geçtiğinde... Alo, karakol mu? Karakol. Komiser Bey'le mi görüşüyorum? Komiser. Güzel. Burası Levent Sümbül Sokak 69 evet, numara. Hemen tamam. Buraya gelmeniz lazım. Yandaki evde bir kadın cesedi bulunmuş. Evet. Nasıl mı olmuş, kim mi bulmuş? Biraz evvel nefes nefese gelen biri var burada, o bulmuş. Adı ne mi? Adın neydi senin? Nefes nefese, Mehmet. Ha, Mehmet'miş. Evet, bekliyoruz. Güle güle efendim. Çabuk gelirler mi acaba? Hemen gelirler. Anlat bakalım, nasıl keşfettin bu işi? Şey mi yani? Ne işin vardı senin o evde? Anlat bakalım, nasıl oldu? Ben o eve bir eşya götürdüm. Ben şeyde çalışıyorum, Gaye Mobilya mağazasında. Biliyor musun, elimde baketle kapıya yaklaştım. Kapı açık, katil içeride. Katili gördün demek. Katili? Gördüm tabii. Orada sırık gibi bir arkadaş var. Ona sorarsan katil o değil ama bana sorarsan katil o. Evet, katil o. Nereden anladın diyeceksin. Benim gönlüme doğar arkadaş. Baktım herifin nasiyesinde meymenet yok. Beni görünce pencereden aşırttı, kaçtı, gitti kendine. Ben kaçıyor muyum, ne yapıyorum? Geliyorum, seni buluyorum. İyi bir adamsın, jandarmaya telefon ediyoruz. Ben? Belki de gene gelir. Eyvah! Bayan Füsun'u unuttuk. Füsun da kim? Füsun ne? Oranın sahibisi. Şimdi bakarsın geri gelir, katil de geri gelir. Bir koşunda onun kafasına, haydi o da gitti. Aman ben gidip Füsun Hanım'ı bekleyeyim. Ben de burada polisi bekleyeyim.
Doktor Supolta! Yaptığın sersemlikle iftihar et! Hani ev boştu! Şimdi bir de şahit çıktı başımıza! Ben durup dururken o herifin geleceğini nereden bileyim? Madem geldi, ondan kurtulmak için bir çare bulabilirdin! Yani onu da mı? Değil mi ya? Güçlü kuvvetli adamsın! Bahçede iki ceset gömecek kadar da yer var! Akıl edemedim Hasan abi! Tabii, kafanın içinde beyin yok ki akıl edesin! Bunun işi tamam değil mi? Bilmem, kapıdan girer girmez senin dediğin gibi kafasına vazoyla bir vurdum, yıkıldı kaldı. Kan aktı ki! İyi, ölmüştür herhalde. Şimdi kömürlükten bir kazma al, bahçede bir çukur kazıp onu göm. Hasan abi be! Niye öldürdük biz bu kızı? Muhtar Hakikli'nin sekreteriydi o. Adama yapacağımız suikasti öğrendi. Bizi ele verecekti. Eğer konuşsaydı hepimiz asılırdık. Şimdi anladın mı? Anlamadım. Anlamasan da olur. Söylediklerimi yap yeter. Bomba hazır. Saat tam 6:45'te bum. Bomba radyonun içinde patlayacak ve Muhtar Hafikli denen mikrop yok olacak. Ne duruyorsun orada? Gidip bahçeye çukuru kazsana. Allah kahretsin, iç!